2017-25 soruşturma dosyalarında Türkiye yeni bir kavram daha öğrendi. Havuz. İki kısım diyor, ikiye ayrılmış diyor. Bir diyor işte bir tarafta TV var, bir takım şeyler var. O bölümde de diyor gazete ve A Haber var diyor. Adnan aynı 30 şey yaptı değil mi? 30. Kapalı konuşayım. Tamam. 115-125'e kadar yardım ettiğini falan söyledi de. Evet. Ya sen hiç 20 milyon da karıştırma Allah'ın kitabını seversin ya. Ben 110 milyona patladı bana, 10 milyon vergi verdim ya. Öyle de böyle halice başka bunun diyor sıkıntıdayız diyor. Halil olacak diyor bu iş. Bu havuzun herkesin bildiği havuzdan farkı içinin suyla değil, yandaş iş adamlarına verilen kamu ihalelerinden aktarılan paralarla dolu olmasıydı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın yapmış olduğu yol ve demir yolları ihalelerinde yandaş havuz müteahhitlerine kaç tane ihalenin verildiği, kaç tanesinin de verileceğinin sözü verildiği 25 Aralık dosyasında mevcuttur. Yaklaşık 12 ihale bu müteahhitlere verilmiştir. Karşılığında 100'er milyon dolar rüşvet alınmıştır. Hızlı tren var, bak Marmaray var, metrolar var, işte bu havaalanı var, köprü var. Var babam var abi, bütün projeler burada. Bu havuz müteahhitlerinden bu kadar rüşvetler alınarak bu havuz medyası kuruluyor ise, 630 milyon dolar rüşvet alınıyor ise bu müteahhitler ne kadar para kazanıyorlar? Bu müteahhitler bu paraları kazanırken kamu ne kadar zarara uğruyor? Bunların hesaplanması lazım. Üçümüz artık hani kilise ne nikah yapmıştı Katolik. Katolik. Aynen öyle. Bu millet yazar sen merak etme. Çok çalışacağız. İktidar havuza yaptığı yatırımın meyvesini 17-25 sürecinde aldı. Birkaç gün içinde yapılan illüzyonvari yayınlarla apaçık gerçekler, yalan, montaj, kurgu, ülkenin vatansever polis ve savcıları ise darbeci, hain, casus olarak kamuoyuna sunuldu. Bu, yıllar sürecek bir sürecin henüz başlangıcıydı. Şeratların tabii ciddi bir medya desteği de vermesi lazım diye arkadaşlar. Manşetlerini göreceksin inşallah bugün. Takvim gazetesi vaiz lobisi diye manşet attı. Sabah gazetesi de kaset olmadı dosya verdi. Onlar tamamen hazırlar babacığım. Şu anda sizin bir talimatınızı bekliyorlar. En tepeden vurmaya başladılar. Yasaların bize vermiş olduğu yetkiyle ve almış olduğumuz maaşın da hakkını vermek üzere görevimizi ifade ederken bir anda karşımıza bize bu görevi veren kişiler çıkıyor. Yani biz 15 yıl boyunca yolsuzluklarla mücadele ederken görevimizi yapıyorduk da 17-25'te karşımıza bize bu görevi verenler çıktığı için mi biz bir anda hain, darbeci, casus olduk? Başkomiser Mehmet Akif Güler, suçlama darbe, mağduruda Reza Zarrab soy karısı. Devletim çağırdı geldim hesap vermeye. Hesap vermeyeceğim hiçbir şey yapmadım. Hırsızdan korksak polis olmazdık be. Yok, 17-25'te bir darbe teşebbüsü değildi. Bu devletin normal kanunları çerçevesinde hareket eden yargıçların, savcıların, polislerin veya mali polisin takip ettiği bir şey. Ortada bir suç var. Bunun hesabı verilmeliydi. Madem bu bir darbe girişimiydi ve madem oradaki iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmıyordu, öyleyse niçin bunların mahkeme yoluyla birer iftira ve hakaret, yalan olduğunu ortaya koyup aklanıp daha da güçlenmeniz mümkünken bu yolu tercih etmeyip yargıya darbeyi tercih ettiniz? Görevini yapmakta olan savcı ve polislere jet hızıyla rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasından el çektirildi. Belki de hukuk tarihinde ilk kez bir savcı yapılan hukuksuzluğu bir bildiriyle kamuoyuna duyurmak zorunda kaldı. Sırat çekiyorlar. Beyler. Sakin. Yere düştü açıklamak. Gidin de ne haber?
Arkadaşım lütfen istirham edin. Eğer Türkiye'de bir darbe yapılmışsa, bu 17-25 Aralık'ta görevini yapan emniyet teşkilatı mensupları tarafından AK Parti'ye yapılmış değildir. Tam tersine 17 Aralık'ın hemen ertesi günü bütün savcıları görevden alarak, emniyet mensuplarını görevden alarak ve sonrasında adeta emniyeti ve yargıyı darmadağın eden dönemin başbakanı ve ekibi tarafından Türkiye'nin yargısına yapılmış bir darbedir. Türkiye'nin hukuk sistemine yapılmış bir darbedir ve Türkiye'nin devlet teşkilatına yapılmış bir darbedir. Neden gözaltındınız? Tamamen siyasi sahiplerle. Haram lokma yemedim. En ufak kanun dışı hiçbir işim yok. Biz zaten sıfırız, buradayız. Haram parası bulamaz ama. O tarihlerden itibaren ülkede hukuk rafa kalktı. Türkiye artık hem içte hem dışta tek adam tarafından yönetilen sözde bir demokrasi olarak görülmeye başlandı. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı sorumlu görülenleri, hakkında iddia olanları mahkemelere götürüp yargılayacağına ne dedi? Efendim dedi, bu bir kumpastır. Fethullah Gülen cemaatinin Türkiye'nin bu güçlü hükümetine çelme takma hareketidir. Tamamen uydurma iddialardır deyip ne yaptı? Büyük bir seferberlikle Türkiye'de emniyeti ve yargıyı hallaç pamuğu gibi atarak bu soruşturmayı örtbas etti. İlgilileri görevlerinden aldı, meslekten ihraç etti, bir kısmını kovuşturmaya uğrattı. Bu sürecin devamını hala görüyoruz. Yani bugün memleket rayından çıktı. Herkesin, farkında olan herkesin şu anda anayasal hakları tehlikede. Anayasa sistematik olarak her gün ihlal ediliyor. Yargı bağımsızlığı söz konusu değil. Yargı ile yürütme arasında, yürütme ile yasama arasındaki bütün bariyerler yıkıldı. Ve zaten Sayın Cumhurbaşkanı da bunu açıkça söyledi. Bu bir fiili değişimdir, gelin bunu kabul edin diye. Bu anayasanın olmadığı anlamına geliyor. 2015'e gelindiğinde zaten artık hukuk devleti dışına çıkmış bir otoriter rejimle, bir sivil dikta rejimiyle karşı karşıyayız. Söylüyorlar, bu ne biçim sivil dikta? Her istediğinizi söylüyorlar. Diktatörlük olsa bir kere diktatör diyemezdin diyorlar ya. Herkesin başına bir şey geliyor bu lafları konuşunca. Gazeteler basılıyor veya gözdağı veriliyor, tehdit ediliyor, vergi cezaları kesiliyor. İnsanlar işsiz kalıyor. Buna demokrasi denir mi? Özgür Türkiye, özgür basın susmaz. Yezidlere boyun eğmek yok, demokrasiden dönüş yok, özgürlükten dönüş yok. Allah razı olsun. Demokraside siz normal bir bedel ödemeden sadece hukuk devletinin gerekleri ancak yerine getirilir. Hukuk devletine ve kanunlara göre siz bir suç işlemişse yargılanabilirsiniz. O zaman biz tamam demokrasi var diyeceğiz. Bu böyle bir şey değil ki. Ne söylersen cezayı yapıştırıyorlar. Herkes sürekli mahkemelerde. Patronlar baskı altında. Aktroller var. Küfür kafir gidiyor. Böyle bir ülkede demokrasiden söz etmek mümkün mü? Bakın biz kendi ekranlarımızı bizim gibi düşünmeyen herkese de açıyoruz, açtık. Bugüne kadar defalarca söylemişimdir. Hiç kimseye saldırmadık. Hiç kimseye saygısızlık etmedik. Ama bizim gibi düşünmeyen insanlarla birlikte bu topraklarda yaşıyorsak da arkadaşım,
Eğer onların da haklarına eğer saygı göstermezsen sen de saygıyı hak etmeyen birisi haline gelirsin. Bu yayın devam edecek. Buyurun. Lütfen buyurun. Kanalın genel yayın müdürü benim. Yargı mekanizmasını kontrolü altına alan baskıcı yönetim, gerçeğin peşine düşen, farklı düşünen ve sesini yükselten herkesi hedef haline getirdi. Nereden görevliyiz? İstanbul Organize Şubesi'nden geldik. Organize, evet. Şimdi siz tebligat memuru değilsiniz. Tebligat memuru, polis tebligat memuru görevini yapamaz. Kırsın kartıma kan bulaştı. Dün mesela biz bir gazete yaptık ve bu gazette engellerimizi okullarımızda yaptınız. Ne diyorsunuz? Ben gazetecim, gazete benim namusum. Siz onun için yorumunuz, şahsi yorumunuz. Senin ismin ne? Bilal Şahin benim ismim. Sen çıkmışsın. Bilal, Bilal, Bilal. Bilal. Bir gazetecinin bileklerine kelepçe takıldığı bir ülkede söz söylemeye gerek yok arkadaşlar. Peki size yöneltilen suçlama ne burada? Yani şu anda bizi izleyenlerin birçoğu bunu bilmiyor. Devletin gizli bilgilerini deşifre etmek, casusluk ve terör örgütüne yardım yataklıktan suçlanıyoruz. Tabii devletin gizli bilgisinden kasıt herkesin artık bildiği MIT'in silah transferi. Evet. Dolayısıyla savunmamızda bunun bir şey olmadığını, devlete ait bir sır olamayacağını, devletin sır görüntüsü altında suç işleyemeyeceğini savunuyoruz. Ve bunun bir gazetecilik görevi olduğunu savunuyoruz, bunu deşifre etmeniz. Niçin gözaltındasınız tekrar? Niçin gözaltındayız? İşte haber yaptığımız için. Efendim? Bedel ödenmedikçe basın özgür olamayacak. Bu dünya despotlara kalmaz. Nokta. Bu hükümetle hizmet hareketi arasında bir kavga asla değildir. Bu demokratik güçlerle ülkenin demokratikleşmesini, özgürleşmesini, itibar sahibi olmasını isteyen güçlerle bunun tersine keyfileşmeyi ve otoriterleşmeyi vaat eden hükümet arasında bir mücadeledir. Sizi mesela otobüsten bile indirebilirler, uçaktan indirebilirler. Evlatlarınıza iş vermezler. Herkesin yararlanması gereken bir kamu hizmetinden siz keyfi bir sebeple dışarıda tutulabilirsiniz. Bunun haricinde doğru dürüst gerekçe gösterilmeden tutuklanabilirsiniz. Dışlanabilirsiniz, hakarete uğrayabilirsiniz. Ambargoya tabi kalabilirsiniz, aşağılanabilirsiniz.